Arkadaşlar hoş geldiniz mutfağıma. Bugün tekrardan bir akşam yemeği menüsüyle sizlerleyim. Özellikle bütün aile evdeyken bunu yapın, böyle sıcak sıcak yemenizi tavsiye ederim. Tavuk tantuni yapacağım. 750 gram tavuk göğsünü olabildiğince küçük küçük doğradım. Şöyle yakından da göstereyim küçüklüğünü. Önümdeki tane kabak var, onunla sebze dolmasını istediğim için menünün içerisinde kabak çorbası. Sadece 10 dakikada hemen hazırlayabileceğiniz lavaş yapacağız tantuniyi sarmak için. Tatlı olarak da iki renkli sütlü tatlı hazırlayacağım. Önce sütlü tatlımı yapacağım, dolaba kaldıracağım. Sonra lavaşımı hazırlayıp çorbayla tavuğu yapacağım. Çok kolay olacak. Hemen öncelikle tatlımı yaparak başlayayım. Önce menümüzün tatlısını yaparak başlayalım. Çünkü tatlı dolapta beklemesi gerekiyor. Muhallebi kısmını hazırlayayım. 1 litre sütü tencereme alıyorum. 3 yemek kaşığı şöyle tepeleme, dolu dolu nişasta. İyice tepeleme doldurun arkadaşlar. Böyle kaşığı daldırdım mı? Kaşığı daldırıp çıkartın. 1 su bardağı klasik bardaklarla toz şeker. 1 adet yumurtanın sarısı. Ocağımızın altını yakmadan önce tüm malzemelerimi bir karıştırayım. Ocağın altını yakıyorum. Orta ateşe getiriyorum. Kıvam alana kadar karıştırarak pişiriyorum. Ocaktan alana kadar karıştırmayı bırakmayın lütfen. Kaynamaya başladıktan sonra 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 pakette vanilya ilave edip ocağın altını kapatıyorum. Tereyağı eriyene kadar hızlıca karıştırıp birazcık böyle ilk sıcağı çıkana kadar kenarda bekleteceğim. Ondan sonra soğuk kremayı içine ilave edip mikserle çırpacağım. 1 paket kremayı içerisine ilave ediyorum. Aşırı da soğutmayın arkadaşlar. Sadece hafif böyle bir ilk sıcaklığı çıksın. Çünkü çikolata katacağımız için bu sefer erimez. Hemen mikserle 2 dakika kadar şöyle iyice çırpıyorum. Beyaz kısmını, yarısını bir kabın içine boşaltacağım. Sade olanı arada şöyle karıştırın arkadaşlar çırpıcıyla. Hemen burada 80'li 100 gram arası bitter çikolatayı içerisine alıyorum. Damla çikolatalardan da kullanabilirsiniz. Bir paket damla çikolata da gayet iyi geliyor. Şimdi karıştırıp çikolatayı içinde eritiyorum. Karıştırdıkça o koyu rengini alacak. Karıştırıp iyice yedirdim artık. Hemen şunu da belirteyim. Kakao çikolatanız fazla olursa daha fazla koyu renk olur. Benim çikolatam sadece 100 gram kadardı. O yüzden bu kadar oldu. 150 gram kadar böyle çikolata koyarsanız daha koyu bir kıvam olabilir. Şu an kıvamı gayet güzel. Hemen öbür sade muhallebimde çırpayım. Şimdi altına beyaz azar azar önce bir koyayım. Kıvamına göre, yeterliliğine göre bakacağım. Çikolatalı olanı bir kaba boşalttım. Üzerine döküyorum. Şimdi dolaba kaldırayım. Birkaç saat dinlendirip üzerini süsleyip servis edeceğim. Lavaş ekmeğini yapmaya başlayayım arkadaşlar. Hemen hamurunu yoğuracağım. 5 su bardağı unu kabımın içine alıyorum. Unumun içine 1 paket kabartma tozunu katıyorum. 1 tatlı kaşığı da tuz. Önce bütün kuru malzemelerimi şöyle karıştırayım. Birbirine yesin. 2 su bardağı ılık olacak şekilde suyumu yanıma aldım. Yavaş yavaş katıp ele yapışmayan ama olduğunca yumuşak bir hamur elde edeceğim. Sakın hamurunu sert yapmayın arkadaşlar. Bu esnada lütfen bu aşamaya dikkat edin. Eğer sert yaparsanız lavaşlarınız da sert olacaktır. Şimdi 2 su bardağı suyu, hepsini değil, yavaş yavaş katıp hamurumu yoğuruyorum.
hamuru yeterince yoğurdum artık. Bir 3-4 dakikadır yoğuruyordum. Zaten hamuru yoğururken anlıyorsunuz olup olmadığını arkadaşlar. Öyle dinlendirmeyeceğiz. Şimdi bezeler, yuvarlak bezeler haline getireceğim. Bir 5 dakika sadece kenarda dinlendireceğim. Şu şekilde hemen hemen büyüklüğünü yumurta kadar diyebilirim. Orta boy bir yumurta kadar. Çok aşırı derecede büyük yapmayacağım. Çünkü bu sefer çok kalın olacak. Kalın olmasını istemiyorum. Yumurta büyüklüğünde koparıyorum. Beze halini getirip kenara alıyorum hemen. Tam 15 tane lavaş hazırlayacağım arkadaşlar. Hemen şöyle büyüklüğünde göstereyim. Çok küçük de değil, çok büyük de değil. Üzerine temiz bir bez örtüp bir 5 dakika kadar oda ısısın da dinlendireyim. Hamuru alıp biraz onu serpiyorum. Çok böyle aşırı inceltmeyin. Çok un da kullanmayın arkadaşlar. Yuvarlak açıyorum. Yeterli. Açlıklarımı kenara alıyorum. Şöyle krep tavasında hazırlayacağım lavaşlarımı. Ocağımın altını yakıyorum. Altını kısa alayım. Tavam iyice ısınsın. Isınan tavamın içerisine lavaşlarımı atıyorum. Kısık ateşte çevire çevire böyle hafif kurudu mu hemen tersine çeviriyorum. Bir tarafını pişirip hemen öbür tarafını çevirip pişirmeyin. Böyle bir süre sonra hemen tekrar çevire. Şimdi çevireceğim, sizler de göreceksiniz. Hemen tekrardan çeviriyorum. Sık sık çevirin. Pişirdiklerinizi bir nemli bez hazırlayın yanınıza. Hemen üzerine nemli bezle örtün ki lavaşlarınız kurumasın. Çünkü mayalı bir lavaş değil, kurur. Hemen tekrar çeviriyorum. Tekrar çeviriyorum. Kabardı. Tekrar çeviriyorum. Çok fazla tutmuyoruz. Toplamda 1 dakika gibi bir sürede pişiyor. Yeterli. Hemen kenara alıyorum. Pişirdiğim lavaşın üzerine bir bezi nemli hale getirdim. Islattım. Örtüyorum. Nemli bir bez örterseniz daha yumuşak kalacaktır. Bu şekilde her yaptığınızda içine lavaşlarınızı koydukça üzerini kapatın. Lavaşı hazırladım. Tatlıyı da dolaba attım. O da dinleniyor. Lavaşlarım da hazır, kenarda duruyor. Şimdi çorbamı, tantunimi hazırlayayım. Çorbamı öncelikle yapacağım. Ocağın altını yakıyorum. Uygun bir tencereyi ocağıma aldım. Yarım çay bardağı sıvı yağını tenceremin içerisine alıyorum. Bir adet orta boy kuru soğanı yemeklikten biraz daha küçük olacak şekilde doğradım. Pembeleşene kadar soğanlarımı kavuruyorum. Soğan yeterince kavruldu. İçerisine 2 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Un biraz kokusu çıkana kadar kısık ateşte hafif kavuruyorum. Kavrulan unun içerisine 2 adet orta boy kabağı şöyle küp küp olacak şekilde doğradım. Onu ilave ediyorum. Hemen şunu da belirteyim arkadaşlar. Kabak çorbasını tek yapmak isterseniz tarifi kanalımda var. Hemen yukarıya linkini ekleyeceğim. Bakarak yapabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Sütlü bir kabak çorbası. Kabağı da biraz kavurduktan sonra kenarda kaynattığım suyu ilave ediyorum. Çok fazla kavurmanıza gerek yok. Şöyle bir iki karıştırmanız yeterli. Şöyle bir karıştırayım. Hemen hemen ortalama 1,5 litreye yakın su koydum. Hemen tuzunu da katayım. Bu suyla kabağımı kısık ateşte yavaş yavaş pişireceğim. Kapağı kapatayım. Pişsin yavaşça. Çorban tam 20 dakikadır en kısıkta yavaş yavaş pişiyordu. Artık kabaklar iyice pişti. Dağılmaya başladı. Yeterli. Şimdi hemen içerisine yarım su bardağı sütü ilave ediyorum. Sütü isterseniz blenderdan çektikten sonra ya da benim gibi böyle önceden de koyabilirsiniz. İki türlü de olur. Hiç fark etmez. Çorba burada kaynayana kadar blenderdan çekeyim. Zaten o süre içerisinde kaynadığı yeterli. Kaynamaya başladı bile. Biraz karabiber serpip
artık ocağımın altını kapatıyorum. Sütü kattıktan sonra şöyle birkaç taşım kaynatmanız yeterli. Çorbam hazır arkadaşlar. Çorbayı arka tarafa aldım. Hemen burada tantuniyi hazırlayacağım. Ocağın altı yanıyor zaten. Tavuğu daha öncesinde dediğim gibi 750 gram tavuk göğsünü küçük küçük doğradım, yıkadım. Böyle süzgeci aldım. Süzgecin içerisinde bekliyordu ben hazırlıklarımı yapana kadar. Şimdi öncelikle kendi suyunu salıp çekene kadar pişireceğim. Ortalama 10-15 dakikada pişiyor zaten. Ondan sonra yağını katacağım, baharatlarını katacağım. Tantunimiz hazır olacak. Kısık ateşte yavaş yavaş sulansın. Ara ara gelip karıştıracağım. Tavuk sulanmaya başladı. Şöyle bir karıştırayım. Altı kısıkta, yüksek açmadım. Yavaş yavaş sulansın diye. Yüksek açarsanız birden kavrulur. O yüzden biraz sulansın ki suyla pişsin. Arada böyle gelip gidip karıştırabilirsiniz. Bu arada hazırladığım menü 6 kişilik. Arada kaşığımı şöyle ezerek tavuğumu kavuruyorum. Tavuk iyice suyunu çekti, artık pişti ve 10 dakikadır pişiriyordum. Tamamdır, artık şimdi yağını, baharatlarını ilave edebilirim. Biraz da su katacağız arkadaşlar bu arada. Altını kısayım, baharatlarını ilave edeyim. Pul biber, kırmızı toz biber, kimyon, karabiber ve tuz. Yarım su bardağından biraz fazla sıvı yağ. Yarım su bardağından az su ilave ediyorum. Böyle biraz su, birazcık da yağlı olması gerekiyor. Toz biberinizi biraz daha çoğaltabilirsiniz arzu ederseniz. Altını kısayım ve 5 dakika kadar da pişireyim. Tantunim hazır olacak. Böyle birazcık hafif dibinde yağlı sulu bir görünüm olması gerekiyor. O yüzden iyice suyunu çekene kadar pişirmenize gerek yok. Biraz pişmesi yeterli. Hemen bakacağım. Böyle kapatın. Artık pişti, yeterli. Yemeklerimin hepsi hazır. Ben ayranımı da yaptım arkadaşlar. Hafif böyle birazcık sulu olması gerekiyor. Hemen yemeklerimin sunumuna geçebilirim. Yemeklerimin hepsini hazırladım. Sunuma getirdim arkadaşlar. Hemen burada tantunimi hazırladım. Evde mayasız lavaş ekmeklerim hazır. Sütlü tatlı ayran hazırladım. Kabak çorbası. Tantuni yanında en iyi giden soğan salatası ve domates doğradım. Şimdi tabakları alayım. Çorbamı bir tabağa koyacağım. Tantuni'yi de saracağım. Sizlere böyle ayrıntılı göstereceğim. Sütlü tatlı ve lavaş ekmeği tarifi kanalımda var. Yapmak isterseniz ayrıntılı olarak linkini hemen yukarı ekleyeceğim. Tek tek de yapabilirsiniz. Öncelikle çorbamı bir servis tabağına alayım. Ben kabak çorbasının üzerine dereotunu çok yakıştırıyorum. Servis tabağının üzerine koyacağım ama sizler arzu ederseniz direkt üzerine de dereotu koyabilirsiniz. Ben üzerine biraz da dereotu serpiyorum. Biraz ışığı da kıstım. Size kıvamını da göstereyim. Koyuluğu da gayet güzel. Hemen şuradan lavaş ekmeğini alıyorum. Lavaş ekmeğini şöyle tavuğun suyuna batırmanız gerekiyor. En büyük özelliği bu. Suyu o yüzden bol olması gerekiyor. Ortasına artık yeterince tavuktan koyuyorum. Hazırladığım soğan salatasından. Tantuni olmazsa olmazı, birçok kişi bunu bilir. Çok da yakışıyor. Domates de ekliyorum. Şu kenarlardan hafif şöyle katlayıp sarıyorum sıkıca. Şu ortadan keseyim. Çok da güzel gözükmüyor mu arkadaşlar? Bence gayet güzel. Hiç etle falan uğraşmayın bence. Hem tavuk daha ekonomik oluyor. Videonun sonunda tatlıyı da sizlere göstereceğim. Artık videomu burada bitireyim. Eğer videolarım çok uzun geliyorsa kusuruma bakmayın lütfen. Elimden geldiğince kısaltıyorum ama ancak bu kadar oluyor. Çünkü bir video içerisinde 4-5 tane tarif çekmeye çalışıyorum.
Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzel sonuçlar alırsınız. Kanalıma abone olup bana destek olmayı, ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.